Herkese iyi akşamlar. Haber 1905 kanla hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Sevgili Galatasaraylılar bu akşam iyi tabirle beraber Galatasaray'ın gündemini konuşacağız. Galatasaray ilgili çıkan dedikoduları da konuşacağız. Fatih'in gönderilmesiyle ilgili bir bilgi kirliliği var. Bunu konuşacağız. Aynı zamanda transfer gelişmeleri var biliyorsunuz. Ara transfer dönemindeyiz ve takımlar takımlarını güçlendirmek adına bazı takviyeler yapmak istiyor. Galatasaray'ın da gündeminde olan bazı isimler var. Bunları hep beraber detaylı bir şekilde konuşup ve sizlere gerekli bilgi aktaracağız. Lütfen chat bölümünden de o değerli sorularınızı ve görüşlerinizi yazarsanız da bizleri çok mutlu edersiniz. İyi abi hoş geldin. Ee, hoş bulduk Erdal. Nasılsın? İyi misin? İyi abi çok şükür uğraşıyoruz işte haber toplamaya ve renktaşlarımızı bilgilendirmeye devam ediyoruz. Seni nasıl gidiyor Dört Köşe Futbol? E, iyi gidiyor biz e, yine böyle e, seninki gibi düzenli yayın yapamıyoruz e, biraz da benim arkadaşım Volkan'ın katılmaması sebebiyle ama ben de son dönemde tek başıma yayınları arttıracağım mecburen e, şimdi yılbaşına kadar güzel bir tempo yakalamıştık devam edeceğiz inşallah İnşallah diyelim peki e, renktaşlarımız da chat bölümünden sorularını yazmaya devam etsinler ben de birazdan açıklayacağım e, bu soruların cevaplarını Çekilişi sorumlusunuz arkadaşlar. Ee, Çekilişle ilgili şunu söyleyeyim. Ee, bugün hastanedeydim. Az önce geldim. Çok yetişemediğim için çekiliş videosu çekemedim. Ee, yarın kısmet olursa, bir aksilik olmazsa yarın inşallah sizlere çekiliş videosu atacağım. Peki. Ee, Yiğit abi, ile ilgili bir sabah bir bilgi çıktı. Galatasaray taraftar da böyle bir tepki gösterdi. İşte Sayın Burak Elmaz'ın Fatih göndermek istediği gelen bilgiler arasında ama hani benim bununla ilgili bir bilgim yok. Teyit edemedim öyle bir bilgi. Ben teyit etmedi bırak. Bana göre bu asansız bir haber. Ben kaynağını sen birazdan söyleyeceksin. Hani bu haberin çıkma nedenini açıklayacaksın birazdan ama benim şahsi fikrim e, bu haber asılsız çünkü Sen Burak Elmaz e, Faruk Süren gibi Fatih arkasında duracak ve devam edecek yoluna. Tabii ki örneğin 2-3 e, maçta üstte kaybedersek ha, o zaman belki olabilir ama şu aşamada Fatih Hoca ile devam etme kararı aldı zaten Sayın Burak Yılmaz. Bu saatten sonra ben e, yollarını yolların düşünmüyorum ama hani senin fikrin de önemli. Şimdi Erdal e, olay aslında şöyle ben daha genel fikrimi de en son söyleyeceğim ama bu olayla ilgili konuşursak önce e, burada bu haberin en önemli kaynağı Yakup Çınar. Genel olarak da söylenen sonra tabii başka ellerden de biraz dallanıp budaklandı bu haber ama benim anladığım benim öğrenebildiğim kadarıyla direkt biz Fatih Terim'le artık çalışmayalım hocam sen git istifa et gibi değil daha ziyade Fatih Terim'e bir takım şartlar sunulması gibi bir durum söz konusu. Yani şart derken ne kastediyorum İşte mutlaka bir yardımcı hocanın gelmesi gibi. Ee, bir takım çalışma koşullarında çalışacağı yöneticilerin e, değiştirilmesi gibi. Yani aslında Fatih Terim'in biz nasıl biliyoruz? Ee, gelir Florya'nın tapusunu alır Florya'nın çiminden tut e, çatısının onarılmasına kadar çalışacak herkesi Fatih Terim seçer. E, çaycıyı bile Fatih Terim e, orada çalıştırır. Yani Florya'ya kimseyi karıştırmaz. Aslında özetlemek gerekirse Burak Elmas'ın bu ligdeki özellikle kötü gidiş sebebiyle Fatih Terim'in bu Florya'daki hakimiyetine biraz e, müdahale etmeye çalışması gibi e, bir durum var. E, tabii böyle bir şey çıkınca da şey e, ister istemez dedikodular da çok şey yapıyor. Mesela en önemlilerinden bir tanesi biliyorsun e, Işıtan Gün var. Galatasaray yöneticilerinden e, hatta bir dönem e, Hollanda'da kulüp sahibi kendisi bir dönemde Acun Ilıcalı ile ortak olacağı zaman çok konuşulmuştu. Fakat o iş olmamıştı. E, Işıtan Gün e, şöyle bir haber çıkmıştı aylar önce. Fatih Terim Işıtan Gün'ü Flora'ya sokmuyor. İşte müdahale ettirmiyor futbola diye. E, bu doğru muydu bilmiyoruz ama bugün çıkan iddialarda bunun devamı niteliğinde. Kötü gidiş üzerine Burak Elmas'ın Işıtan Gün'ün biraz futbolla ilgilenmesi yönünde Fatih Terim'e telkinlerde bulunduğu söyleniyor. Ya yani bütün bunlar iddia artık bence biraz da şey olmaya başladı bunlar. Geçmiş defterler böyle bir haber çıktığı zaman geçmiş defterler açılıyor. Oradaki bütün iddialar sokuşturuluyor. Bana abi öyle geliyor. Şimdi, abi iddiaya göre sen e, böyle bir çıkarımda bulunamazsın ki. Yani böyle bir çıkarımda bulunamazsın. Şimdi e, Denizli Spor maçından sonra biz ne dedik? Büyük ihtimalle yönetim Fatih Hanım oturup bir görüşme yapacak. Devam mı tamam mı diye. Bu bir beklentidir aslında. Bu bir iddia değildir. Yani olması gereken budur. Bir acil durum toplantısı yaparsın görüşürsün. Keza böyle oldu zaten. Bir acil durum toplantısı oldu. Ne oldu? Sayın Burak Elmas Fatih Elmi, devam etme kararı aldı. Şimdi orada bir olay vardı. Olaya tepki olarak da bir toplantısı vardı. Şimdi ortada bir şey yokken, sular durulmuşken Böyle bir iddiada bulunup hem camiaya zarar vermek, Galatasaray camiasına bir zarardır bu. İkiye bölüyorsun. Çünkü Fatih Terim dediğin zaman Galatasaray taraftarı aslında ikiye bölünüyor ee, Yiğit abi. Bir, Doğru. Fatih Terimciler. iki Fatih Terim karşıtları. Aslında böyle bir terim olması lazım ama hani maalesef günümüzde böyle bir şey var. Hani Fatih Hoca iyi olsun, kötü olsun fark etmeksizin. Fatih Hoca'yı çok iyi bir şekilde savunan, çok seven taraftar kesimi var. Bir de kötü performanslar. Hani kim olursa olsun Galatasaray kötü gidiyorsa e, isim e, fark etmeksizin e, gönderilip yerine birini alması diye düşünen bir kesim var. E, e, ben e, bir araya o, gireceğim. Attığın zamanda maalesef camiye zarar veriyorsun. Takım tam böyle bütünleşme havasına girmişken cumartesi Giresun Spor maçı var. Belki ona da değinebiliriz. E tam ona değineceksin. Eksiklerin var bir anda çat Fatih Hoca gönderilecek iddiası. Şimdi e, şöyle araya girmek istiyorum. Senin dediğin çok önemli bir şey. Biz bunu e, dört köşe futbolda da ben bu konuya değinmeye çalışıyorum. Şimdi Galatasaray camiası o kadar bölündü ki ben artık e, gelen bir takım haberlerin Galatasaray kaynaklı bir takım haberlerin doğruluğundan ciddi şüphe etmeye başladım. Bunun sebebi de şu. Mesela bu haberi ya, yapan Yakup Çınar. Acaba bu haber ona doğru bir kaynaktan mı geldi yoksa onu da mı yönlendiriyorlar? Yani şimdi camia içerisindeki bir takım gruplar farklı gruplar kendi amaçlarına ulaşmak için e, bazı haberleri bana üfürüyor gibi geliyor. Yani uyduruyor gibi geliyor. Şimdi senin dediğin şey çok önemli. Fatih Terim'i çok destekleyen taraftarlar var. Fatih Terim'e inanılmaz karşı olan taraftarlar var ve daha da fenası şu. Fatih Terim'i destekleyenlere karşı taraf diyor ki siz biatçısınız. Siz terim sporlusunuz, Galatasaraylı değilsiniz diyor. Fatih Terim'i destekleyenler de Fatih Terim'i eleştirenlere diyor ki işte siz Galatasaraylı değilsiniz, siz e, trollsünüz, siz birilerinin paralı adamısınız. Yani çok ciddi e, camia içerisinde bu sadece taraftar içerisinde böyle değil. Camia içerisinde de çok ciddi bir bölünme var. Bakın... Ben yönetimi çok eleştirdim. Bu özellikle Galatasaray'ın hakları korunmuyor diye. Ama bu kadar bölünmüş bir camiada bu çok zor. Yani burada yönetim ne kadar hatalıysa bir türlü birleşemeyen Galatasaray camiası da o kadar hatalı. Kesinlikle abi konuda katılıyorum sana. Ben bu haberin de azızlı olduğunu düşünüyorum. Mesela İmparator 1905 demiş ki çok yalan haber yapan kişiler var demiş işte tane hani amaçları ne bilmiyorum. E, tabii ben hani sadece ihtimaller üzerine konuşuyorum şu anda. Hani ben bu haber kaynağının buna ilgili bir haber kaynağım yok e, Fatih Terim konusunda. Hani Fatih Terim'le yardımcılık yapmış, Fatih Terim'le e, çok samimi olmuş e, ve benimle bizzat tanıdığım. E, haftada bir kere telefonlaştım bazı abilerim var ama arayıp e, e, sorma televizyonunda bulunmadım açıkçası. Aynen. Yani çünkü yani <laughs> diyeceklerde biliyorum. bu işi o yüzden çok ciddiye almıyorum. Yani şöyle e, senin de öyle olmadığını biliyorum. Ben de öyle değilim. E, biz her şeyi biliyoruz. Bütün gizli bilgiler ilk bize geliyor diye bir iddiamız yok arkadaşlar. Yok. Biz belli kişileri tanıyoruz. Kulüpte tanıdığımız üyeler var. Bir takım abiler var. Bir de bütün medyayı tarayıp sen de öylesin ben de öyleyim çıkan bütün haberleri tarayıp. Kendi akıl süzgecemizden, futbol bilgimizden geçirerek size bir yorumda bulunuyoruz. Ee, şimdi burada ben başka bir şey sorayım. Bu konuyu kapatırken de bence önemli bir nokta olacak. Şimdi bu yönetim arkadaşlar çok küçük bir oy farkıyla seçildi biliyorsunuz. Galatasaray tarihinin en az oy farkıyla seçilen başkanlarından biri Burak Elmas. Ve Burak Elmas'ın en önemli vaadi de diğer adaylardan farklı olarak... Ben Fatih Terim'le çalışacağım. Fatih Terim'le en uyumlu çalışacak başkan benim de. Şimdi bu Burak Elmas, özellikle de ilk aylarda bu kadar başarısız olmuşken Fatih Terim'i gönderirse başkan olarak ne kadar kalabilir ki? Yani ben Burak Elmas'ın Fatih Terim'i gönderecek bir siyasal gücü olduğunu düşünmüyorum. Yok. Onu da en son söyleyeyim yani. Yok yani ben Burak Yalmaz'ın da Fatih mi göndereceğini düşünmüyorum. Böyle bir düşüncesi de şu anda zaten yok. Ee, yani <laughs> olası bir Giresunspor Spor mağlubiyetinde ee, ardından da... Ee, ben şu anda seni duyamıyorum Erdal. Galiba internette bir takılma var. Var gerçi. Ee... Ee, ben seni kaybettim. Yani senin söylediğini duymadım. İnternette bir problem oldu. Bende gözükmüyor sorun ama acaba sende mi vardı? Ee, bende de gitmiş olabilir. Tekrarlayayım o zaman. Olası bir önümüzdeki iki maçı kaybettiğimiz durumunda. Oradan bir kıvıcım çıkar mı? <laughs> ya e, şimdi Türkiye'de bu işler yarını bilmek bile çok zor. Ama ben şöyle söyleyeyim. Giresun maçı çok zor. Yani Şimdi eksik futbolcuları sayarsan 7-8 tane eksik futbolcusu var Galatasaray'ın. Evet. Bunların bir kısmı da çok önemli oyuncular. E, Santrafor mevkisinde mesela kimse yok. Yani bir Halil kaldı galiba. Şimdi dolayısıyla e, Alpaslan yok, Luyendam'a yok. Yani e, şey cezalı, o cezalı bildiğim kadarıyla e, çok önemli eksikler var. Galatasaray muhtemelen Işık Kağan ve Nelson ikilisiyle çıkacak defansta. Ee, Giresun Spor oldukça iyi oynuyor. Kadrosu zayıf. Ee, şimdi gördüm bunu. Ee, bir kişi koronaya yakalanmış. Sence o kim demiş? Ee, ben bilmiyorum. Yani sen duydun mu bunu? ya yani tahmin, ettiğimiz, tahmin ettiğimiz bir isim var ama hani bu da söylememiz insan haklarından dolayı evet. söylemiyoruz aslında. E, i̇lk Ama 11 mi peki? Senin duyduğun ise İlk 11. 11 ve yabancı bir futbolcu. Anladım. İlk Anladım. Yani büyük, peki. büyük problem. Yabancı transfer problem. bölümüne geçelim artık. E, zamanımız kalırsa da ardından şey şu Giresun spor maçını konuşuyoruz. Şimdi transfer bölümünde konuşmamız iken e, çok önemli isimler var. Sesim geliyor mu bu arada? Bir kastan e, falan var mı? Şu anda geliyor bir ara böyle çok şey ama geldi. Gel, geliyor, sorun yok. Ben de şimdi bir yandan iyi, yayın yani. açıyorum. Ee, Erdal ben Peki. de bir yandan yayın açıyorum. Sorun kimden kaynaklanıyor onu anlamaya çalışacağım. Şu anda ben kaynaklanıyor abi. Tamam. Şu anda e, bende çünkü internet şey veriyor şu anda Arıza veriyor. Şimdi olasılık konuşalım. Abi. Son Dönemin en çok sizden en bir tanesi sol bakkenin artık yavaş yavaş Galatasaray'a doğru geldiğini fakat Trabzonspor'un da bu transfer için devreye girdiğini tırnak içerisinde hatırlatmak lazım ama hani Edwidge'ya Trabzonspor'a imza atarsa büyük bir ihtimalle Trabzonspor bu transferden vazgeçebilir. Ama şu aşamada Trabzon'un da Ola Solbakken için kredo e, olduğunu söyleyelim ve e, iki tane de İtalyan takımının Ola Solbakken'i istediğini hatırlatalım. Yani şu an dört tane takımın Ola Solbakken'i istediğini fakat en e, önde olan takım. Galatasaray şu anda anlaşmaya yakın ama bu bir transfer sürecidir. Yarın çıkar İtalyan kulübü der ki Galatasaray sana verdiğinin verdiğin bin euro fazlasını veriyorum. Hadi bana gel derse gidebilir. Transfer böyle bir şeydir. Çünkü biliyorsun abi son gün son dakika iptal edilen iptal olan transferler var. Bu yüzden transferde hiçbir zaman kesin konuşamıyorsun. Burada herhalde Bin Sport'ta açıklamış Covid olan kişiyi eee an Geçmiş olsun diyelim. Patipan anolta. Ee, yani Ola Solbakken evet. konusunda e, ne diyorsun? Şimdi ben Ola Solbakken hakkında aslında senle daha önce bir e, yaptığımız yayında futbolcuyla ilgili fikrimi biraz söylemiştim. E, şöyle tamamlayayım onu tekrar. Solbaken, Galatasaray'ın aradığı oyuncu. Yani e, ne demek istiyorum? Galatasaray'ın transfer stratejisine uygun genç bir futbolcu, iyi bir futbolcu. Kariyerinin tepesinde değil ama oraya doğru giden bir futbolcu. Galatasaray'ın genel olarak aradığı da bir futbolcu. Çünkü ben hep şunu söylüyorum. Galatasaray az gol atan oyunculardan kurulu bir takım. Artık Galatasaray'ın kanat forvetleri sadece asist yapmamalı. Mutlaka gol atan birini bulmamız lazım diyordum. Sol de böyle biri. Gerçekten golcü özelliği yüksek bir kanat oyuncusu, kanat forveti. E, e, bir transfer bitti iddiasını da ben birkaç yerden duydum. Ee, Norveç basını e, bu transferin evet. bittiğini e, Aynen. söylüyor. Yani Aynen. Tabii ya, sen Norveç ne düşünüyorsun. Bodoglim sözcüsü de bu arada hani herhangi bir anlaşma yok diye bir açıklama yaptı bir kulüp e, bir e, spor kanalına. Yine ben takip ettim onu ama tabii transferde şöyle bir şey vardır. Hani tabii. hiçbir başkan çıkıp demez ki ben futbolcumu şu kulübe satmak üzereyim. Anlaşmak üzereyim demez. Hani şey e, Cici Begali, Bekali miydi? Cici Cici Bekali hariç. Ta, Biliyorsun o tra transferine çok fazla konuşmuştu. O hariç. Başkanlar çok konuşmazlar. Hani tüyo vermezler. Burada Edil şey Trabzon'a çıkadı mı? E, hayır. Daha e, resmi olarak açıklanmadı. Abi. Hiç Şimdi söyle. şöyle ben de sana şunu söyleyecektim. Bekali hariç bu konularda açıklamalar genelde fikstir. 28 gün konuşursun, karşı taraf 28 gün öyle bir şey yok der, 29. gün alırsın. Yani bu işler e, alınana kadar, bitene kadar kimse kendisini bağlamak istemez. Şimdi o, e, Ola Solbakyan hakkında da şunu duyuyorum ben hep. 3-4 kulüp e, teklifi var, ilgileniyor Trabzon'un bana biraz yalan olduğunu düşünüyorum. Ben Trabzon'un ilgilendiğini düşünmüyorum Solbaken'le. Trabzon geçen seneden beri takip ediyor futbolcu abi bu arada. Ee, şöyle. için yaparlar bunu. Hayır hayır şöyle. E, geçen sene muhtemelen daha ciddi bir ilgileri vardı. Fakat bu seneki transfer politikaları e, bence değişti. Bence onlar şu anda Solbaken gibi futbolcular değil. Daha hazır. Daha aldığım gün performans verecek. Biraz daha yaşlı. Biraz daha tecrübeli futbolcular alıyorlar. E, dolayısıyla Viska bana daha mantıklı geliyor onların transfer politikası için. Vizca da bitti mi dersen bitecek gibi. Yani resmi olarak bir bitti yok ama her taraftan gelen haber e, görüşmelerde belli bir aşamaya ulaşıldığı artık bu işin bitmek üzere olduğu. Benim Peki, bildiğim bu yönde. Viska giderse geç konudan konuya geçtik. orası o daha bitiremedik. Viska giderse Figoli Başakşehir transferi gerçekleşir mi sence? E, konuşulan konuşulan bir tane en önemli şeylerden bir tanesi de bu. E, bakarsan Figoli de Başakşehir'in transfer politikasına çok uygun bir oyuncu. Çünkü Başakşehir'de de illaki genç gelecek için futbolcu alan bir kulüp değil. E, performansa bakıp alan bir kulüp. Onların yapısına uyan bir futbolcu. Figoli İstanbul'dan ayrılmak istemiyor. En önemli kriteri bu. Galatasaray sonrası ben mutlaka İstanbul'da kalacağını düşünüyorum. E, ama bu ayrılık devre arasında olur mu? Çünkü e, Başakşehir biliyoruz ki Galatasaray'ın önerdiği maaşın yarısını önerecek. Dolayısıyla Fegoli temiz Galatasaray'dan bütün senelik maaşını alır. Yıl sonuna kadar kalır. E, eğer Afrika Yarısını Kupası... Nın... karşılayamaz mı? Peki iyi de mesela e, biliyorsun ayrı artık Galatasaray'dan. Hı -hı. Sezon sonuna kadar 600 bin euroluk bir alacağı var. Bunun yarısını Galatasaray Galatasaray'a karşılayacak. Yarısını da e, gittiği kulüp, Belçika kulübü karşılayacak. Şimdi Figurin'in de hemen hemen 2 milyon euro ya yakın bir alacağı var Galatasaray'dan e, bir dönemlik. Evet. E, 4 milyon euro ya yakın bir ücret aldığı için söylüyorum bunu. Hı -hı. Galatasaray hani 1 milyon eurosunu karşılayıp kalan 1 milyon eurosunu Başakşehir'in karşılaması gibi bir durum olamaz mı? Yani kurtulmak istiyorsan bir futbolcudan bir hem 1 milyon eurodan kurtulacaksın. Hem yerini aldınız orası ol bak Belki 8-9 euro vereceksin. Bir de e, yabancı kontenjan açmış oluyorsun. Yani bence Galatasaray %50 e, kısmında anlaşmalı. Eğer tabii Başakşehir bunu kabul eder ve ısrarcı olursa Fegül'ü konusunda. E, yani Erdal bu zaten senin söylediğin olursa böyle olacak. Yani bu iş olursa zaten senin dediğin gibi olacak. Ama burada iki taraflı düşünmek lazım e, Feguli ne acelesi var Feguli'nin? Yani Feguli şu anda Galatasaray'da az da olsa forma şansı buluyor. Son maçlarda daha çok bulmaya başladı. Performansı yetersiz aldı paraya baktığın zaman. Hayır onu sen söylüyorsun. Yani sen söylüyorsun derken ben de senin gibi düşünüyorum da Feguli'ye sor bir de onu. Yani ben Feguli açısından şimdi ben Feguli'yim. Galatasaray'da bu maaşı bana vermek zorunda veriyor. E Galatasaray'da forma giymeye de başladım. Avrupa Kupası'nda oynuyorum. Yani belki de Galatasaray son 16'dan turu geçerse son 8'e kalacak. Ne acelem var transfer olmak için? Yani Fegoli niye gitsin? Fegoli mesela Başakşehir yazını almaz mı? Bence alır. Serbest Adına futbolcu ama. imza bölgeyi parası da sezon alır. Sonuna, sezon sonuna kadar da o bölgeyi doldurması lazım Başakşehir'in. Vizca'ya gidiyor. Elindeki en iyi, en iyi silahın gidiyor senin. Orayı yani doldurmam işte, lazım. İşte bu işler işte o yüzden diyorum. Şimdi bir Viska giderse belki Başakşehir burada daha aceleci davranıp Galatasaray'ın ve Feguli'nin daha kolay kabul edebileceği bir öneri sunabilir. Ama öbür türlü yani sen Feguli'yi kolay kolay kaldırıp Başakşehir'e göndermen zor. Mutlaka Başakşehir'in ikna edici bir, iki tarafı da ikna edici bir şey sunması lazım. Yani Galatasaray evet mesela bir milyondan ben kurtuldum diye verir. Ama mesela Fegül de şunu diyebilir. Kardeşim zaten benim yaza ben boşa çıkıyorum. Bir de Afrika Kupası oynayacağım. Afrika Kupası'nda belki çok ciddi başarı kazanacak takımım. Ben yazın imza parası alarak başka bir takıma da gidebilirim. Kozunu oynayabilir. Ama burada belirleyici olan benim fikrim bitti haberleri gelen Vizca transferi olursa Trabzonspor'a bu iş Galatasaray için biraz daha kolaylaşır diye düşünüyorum. Peki ee, devam edeceğiz. Şimdi tabii Ola Solbakken'den bir anda Figuri'nin girişine kadar gittik. Evet. Ee, Bakken'e geri dönelim. Sevgili arkadaşlar bizi izlerken de güzel bir like bırakırsanız bizi çok mutlu edersiniz. Her bir beğeni sayesinde bize daha geniş kitleye ulaşmış oluyoruz. Lütfen bizi kırmayınız. Ve aynı zamanda abone olmayı da unutmazsanız ücretsiz bir şekilde desteklerinizi lütfen esirgemeyin. Ola Bakken ee, Yasin, e, Soğumlu sevgili Yasin aslında konuşmamız gereken bir e, nokta. Galatasaray katkısı ne olur? Yani ben izlediğim kadarıyla futbolcunun fizik kalitesi, birekten hakim olan bir futbolcu, birebir de etkili, sol ayaklı ters kanatta oynayan, yani sağ kanatta oynayan içe kalite bilen, e, ayak içi presede çok iyi olan, ser şutlar çıkartabilen bir futbolcu, e, savunma anlamında da bence iyi bir isim ve potansiyeli yüksek bir futbolcu, gelecek için alt sade yapabileceğin isimlerden bir tanesi ki şu an İtalyan kulüpleri de istiyor bu futbolcuyu. E, Tabi. Ola sol Solbakken hani gelirse tabii Figuli ayrılmadan çok mümkün değil. Yani biz burada isimlere konuşurken birazcık da real konuşmamız gerekiyor. Hani Figuli gitmediği sürece o bölgeye takviye yapmanın bir esprisi kalmıyor. Çünkü elinde kontenjan e, sıkıntısı Problem. var. Problem. Problem alamıyorsun. Sol bakken, e, Solbakken hani Morutan'dan daha e, ayakları yere sağlam basıyor. Bakın kumaş olarak bir şey söylemiyorum. Morutan'ın kumaşı çok iyi. Ama biraz daha Morutan'ın... Ben bir, e, ben bir ben Solbaken ismi geçtikten sonra futbolcuyla daha çok ilgilendim. Daha çok araştırdım. Bana şöyle bir profil çizdi. Oğulcan'ı düşünün Galatasaray'da. Oğulcan'ın gol atanı. Yani daha fazla oyun içerisinde devamlılığı olanı e, ve gol atanı. Şimdi hem senin dediğin gibi Erdal geriye katkısı fazla. E, geriye de destek veriyor. Ama Oğulcan neyi yapamıyor? Mesela ceza sahasında forveti daha e, santraforu çiftlemesi daha az. Bu çocuk onu yapıyor. Bu çocuğun şutları kıyas kabul etmez oğulcanla. Ve bu çocuk gol atıyor. Ama profil olarak e, şey gibi düşünmeyin. Morutan gibi ufak tefek. içeri dışarı çok ciddi çalım atan. Böyle pırpır bir oyuncu değil. Daha ziyade fizikli e, gol vuruşları iyi. Golcü bir kanat oyuncusu gibi. Kanat Forveti gibi düşünün. Ama ben şöyle söyleyeyim, Galatasaray'ın ihtiyacı olan yapıda bir futbolcu olduğunu düşünüyorum. Performans ayrı bir konu, Erdal. Yani getirirsin adam performansı düşük kalır. Ama ben futbolcu özelliği olarak bakıyorum. Bir de şunu unutmayalım, nerede oynuyor bu futbolcu? Norveç'te oynuyor, değil mi? Evet. Bak, şimdi Norveç liginin şöyle bir özelliği var. Norveç liginde gol atan burada da atıyor. Yani bir futbolcu Norveç Ligi'nde başarılıysa 10 transfer yaparsanız 8'i burada da başarılı olur. Az yanıltan bir lig, Norveç Ligi iyi bir lig, rekabetçi bir lig. Dolayısıyla orada attığına göre burada da atacaktır diye düşünüyorum ben. Benim bakış açım bu. Yani e, Bodo Grimm'den ayrılıp e, diğer kulüplere transfer olan futbolcuların birçoğu başarılı oldu. Evet. Bunu da zaten bizzat Bodo Gönit bile bize bunu gösterdi. Çünkü altyapısı sağlam bir takım. Şimdi kimler ayrılmalı bunları konuşmamız lazım. Dediğim gibi az önce hani gündeme 100 tane isim gelir. Ama 100 tanesini transfer edemezsin. Biz başkaları gibi bu geldi, bu geldi, bu gelecek, bu gelecek demiyoruz. Doğruları konuşuyoruz. Real olmak lazım. Galatasaray şu anda elindeki yabancıların kurtulmadığı sürece yabancı transfer yapamaz zaten. Şimdi baktığımız zaman Asun en ciddi aday olduğunu söyleyelim gidecekler arasında. Ciddi. Ruinama'nın o... ayrıldığını söylesek. Yani Ruinama var. İki tane kontenjan açmış oluyor Galatasaray. Bir diğer kontenjan Yedlin açmak istiyor. O bölgeye saşa Boy ve Oğuzhan Çağlayan var. İsmail çok çalış konuşuluyor o bölgeye. Omar görünecek ama Omar büyük ihtimalle kiralık gidecek gibi gözüküyor. Ee, savunma hattında şu anda hani belki bir yani kontenjan olursa belki bir takviye yapılır gibi gözüküyor ama hani Babeli pek gönderecekmiş gibi gözükmüyor orta sahada da. Ee, hani çok fazla kontenjan açmayacak. Figürü giderse 3-4 tane yabancı kontenjan açma gibi bir planı var Galatasaray'ın. Sence kimler gidebilir? Yerli yabancı şimdi, toplam? Şimdi Erdal'cığım şunu söylemek lazım. Galatasaray zaten şu anda hedef ne Galatasaray'da Bir numaralı hedef Avrupa değil mi? Avrupa. Şimdi Avrupa'ya zaten 3 yeni futbolcu yazabiliyorsun. Bir kere bunu bir cebe koymak lazım. Mustera'nın mart başı, e, şubat sonu, mart başı döneceği konuşuluyor. Dolayısıyla e, şöyle bir risk alabilir Galatasaray. Ben yeni kaleci yazmayacağım diyebilir oraya. Mustera yetişecek o maça diye. Yeni kaleci yetişir mi abi? Bak o, o çok kritik bir. Herkes her ağızdan bir şey çıkıyor. Mustera e, hani geç döneceği için Galatasaray Avrupa Ligi için e, kaleci Eklesin mi eklemesin mi? Sence? Bence eklemesin. Yani Bence çok büyük eklesin. risk. Ee, şimdi şöyle. Şöyle o zaman söyleyeyim sana. Eklesin diyorsun değil mi sen? Tabii ki eklesin abi. Mustafa kimi eklesin? Edilecek. Hadi döndü ilk maçta sakatlandı. İsmail Çipe'yle OEF okupası mı kaldıracaksın? Hayır kimi eklesin? Yani kaleci ya, olarak kimi eklesin? Kaleci işte. Okan Koçuk'u alırsan Okan Koçuk... Doğan Neyse, Alemdar Okan, alsan Doğan Alemdar. Çok güzel bir çok güzel söyledin. O zaman cevap veriyorum sana. Okan Koçuk geri dönsün dönsün değil mi? Peki Mustere tekrar sakatlandı. Okan Koçuk'la alır mısın UEFA kupasını? İsmail Çipe'den daha iyi olduğu garanti yani. Şimdi Mutlaka. soralım bizi izleyenlere. Şimdi İsmail Çipe mi? E, Okan Koçuk <laughs> hiç, mu? Yüzde yüz. Okan sorma. Koçuk çıkar yani. Yüzde Ben soruyorum abi. Sordum <laughs> hatta chat bölümüne şu anda. <laughs> tabii ben ki, pişman tabii bu sorudan. Yok yok, onu sorma. Okan Koçuk tabii ki. Onu demek istemiyorum. Şunu demek istiyorum. Galatasaray'ın bu devri arası transferinde zaten orayı dolduracak kaleci alma şansı yok. Yani, yani yok, Okan Koçuk şimdi mesela Okan Koç'un e, Okan Koçuktan biraz vazgeçildi. Yani e, Giresunspor'un da bazı talepleri var Okan Koçuk karşılığında. O yüzden bundan biraz vazgeçildi. İbre'nin e ee, Sinan Bolat'a döndüğü konuşuluyor. Mesela böyle ciddi yani, iddialar Sinan var. E ee, Sinan, Sinan diyor mesela... da da, 34 yaşında abi ya futbolcuum. Ya 34 yaşında zaten bu devreyi kurtarmak için yapılacak bir transfer. Ee, gelecek sene de e Muslera, Okan Koçuk, Sinan üçüncü kaleci senede iki maça çıkacak. Ee, öyle planlanıyor. Bence kötü bir plan değil. Yani ee, Sinan'ı öyle kullanabilirsin. Çünkü illa ben oynayacağım demez. Oynadığın zaman da performans verir. Fakat bugün biz çok dağılıyoruz Erdal. Şeye döneyim. Galatasaray'ın transfer olayını söyleyeyim. Üç tane Avrupa'ya yazabileceğin isim var. Şu anda en çok konuşulan üç oyuncuyu ben sana arka arkaya söylüyorum. Jetson, Solbaken ve Dovbik. Artem Dovbik. şimdi Adı Artem olur. Ya biz bugün niye böyle şey gidiyoruz ya? Mevki mevki atlayıp gidiyoruz. Biz normalde bölge bölge konuşuyorduk ama bak. A şimdi sen savunmadan gittin forvet'e. Forward'de. Forvet'ten orta sahaya geldin. Oradan kanada geçtin. Yani A e daldan dara uçuyoruz. Galatasaray bir orta saha, bir santrafor ve bir de kanat peşinde bu transfer döneminde. Bir de yedek kaleci. Yani Mustera yokken idare edecek. E mustera varsa şey yapacak yedek kaleci. Tamam mı? Dolayısıyla da ben Avrupa'da bu üç ismin yazılacağını düşünüyorum. Bir santrafor, bir kanat ve bir orta saha. Daha fazla yazamıyorsun. Galatasaray'ın e da Buyur. Madem e, böyle konudan konuya gittik, iş transferi konuştuk. Şimdi başımızı bir değiştirelim o zaman. İş transferde artık konuşmamız isim kalmadı. Forveti tamam evet. konuşalım. Forveti konuşalım. E, şimdi forvette Arthur e, Doğbayk'ı söyledin sen az önce. Evet. Bunun dışında tabii ki forvet ile ilgili şu detayı verelim. Mustafa Muhammed Afrika Kupası'na gitti. Olur. Cagne 1,5-2 ay kadar yok. Ee, ve geriye Halil Dervişoğlu kaldı. Evet. 10 Şubat'a kadar forvetsiz kaldık yani. Gol yan Santrafor Halil kaldı sadece elimizde. Şimdi e, buradan Forvet bir şöyle gündeme getirelim. Ben önce şöyle başlayayım istersen. Buyur. Ee, Arthur başlayalım. Biliyorsun Galatasaray zaten daha önce de istemişti bu ismi Arthur Cabral'i. İyi bir isim. Ama Galatasaray'ın e, hani parası yeteyip alabileceği bir futbolcu değil. Yani biraz pahalı bir isim. 23 yaşında e, Brezilyalı futbolcu 1.86 boyunda 6 maçta 5 gol attı ki hani formasını giydi takım da Bazel. Bazel'den bize futbolcu gelmez arkadaş. Bunu hani kendimizi kandırmayalım. E, eğri oturup e, düzgün doğrular konuşalım. 15 milyon euro piyasa değeri var Artur Cabral'in. olmasını isterim yani bugün deseler ki Cabral gelsin mi buyursun gelsin ama yani gez sonu 4 5 6 aydır bitiremedin gez sonu kusura bakmayın ama Artur Cabral bitirirse bu yönetim çok 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 büyük bir başarı elde etmiş olur bak abartmıyorum hani mükemmelin ötesinde bir başarı elde etmiş olur bir anda havalar terse döner. Artur Cabral'ı alırsan senin öndeki 5-6 seneni götürür bu futbolcu. İyi bir isim, kaliteli bir isim. Fakat Basel'den bize futbolcu uyguna gelmez. Ya şöyle yani Galatasaray ne yazık ki Türk takımları da Galatasaray'da eskiden çok rahat transfer yapabiliyordu. E, Fransa liginden oyuncu alabiliyordu bir sürü yerden ama artık Türkiye liginin ve dolayısıyla kulüplerin böyle bir gücü yok. Şimdi sen ya düşüşteki futbolcuyu alma şansın var, ya da henüz yeni yeni çıkış yapanı bulup alma şansın var. Şimdi Galatasaray bu sene bunu deniyor. Yeni çıkış yapan e, ümit veren futbolcuları transfer etmeye baş çalışıyor. Kabral biraz bizim ulaşabileceğimiz noktadan uzak duruyor. Yani işte hmm. burada görüyorsun 15 milyon transfer mark değeri fakat genelde bunun üstüne gidecek gibi gözüküyor bu futbolcu. Yani gidişat 15 üstü. E şimdi Galatasaray için bunlar rüya rakamlar. Yani Galatasaray'ın artık 10 milyon da vermesi çok zor. Ee, yani çok zor. O yüzden Kabralı bence çok fazla e, şimdi altta yorum görüyorum. Pavel e, Rugovski'den e, Dovubik de çok zor demiş. Dovbik daha ekonomik duruyor. Yani Dovbik'te konuşulan rakamlar, e, futbolcunun bir de Dovbik'in şöyle bir özelliği var. Yani ben Dovbik'i biraz takip ettim. Özellikle bu Galatasaray'la. Sen de güzel bir video çekmişsin onunla ilgili. Onu da izledim bu arada. Eline sağlık. E, Dovbik'le ilgili biraz baktım. Dovbik daha önce transfer olmuş. E, bazı kulüplerde başarısızlığı da var ama henüz çok genç. kendini tam ispat etmiş bir oyuncu değil. Bakın Ukrayna Ligi şey birlik değil. Mesela artık demin ne dedik Norveç Ligi'nde parlayan futbolcu büyük kulüplerin hedefi oluyor. Ukrayna böyle birlik değil. Dolayısıyla Dovbik henüz Galatasaray'ın alabileceği bir profilde gibi gözüküyor. Ben bu arada Dovbik'e baktım. Dovbik Galatasaray için böyle şey derler. E, duydun mu o tar, Duymuşsundur da. Fox in the box derler mesela. E, ceza sahasında geleni atar. Öyle bir oyuncu değil. Yani işi sadece gol atmak olan bir oyuncu değil Dovvik. Daha böyle komple santrafor dediğimiz bir oyuncu. Komple santrafor olarak ne yapıyor? Top da sürüyor. Free de atıyor. Penaltı da atıyor. E, Dovvik bayağı şey yapabilen bir oyuncu. Yani bizim takımda kimsenin penaltı golü... Ee, özür diliyorum. Ee, kimsenin free kick golü atmadığını düşünürseniz ya da penaltıların kaçtığını düşünürseniz bizim takımda Dovbik aslında Galatasaray'da iş yapabilecek. Kafa da vurabiliyor topa. Fizikli Türkiye Ligi'nde ezilmeyecek bir oyuncu. Ama bunların ne kadar yapabiliyor? Her şeyi yapıyor okey. Ama ne seviyede yapıyor? O bir soru işareti. Çünkü Ukrayna Ligi ölçü değil arkadaşlar. Yani bu nasıl biliyor musunuz? Şunu söyleyeyim mi sana abi? Buyur. Dovebike, Artem Dovebike eşittir. Sherlock desek doğru mu olur? Özellik olarak mı söylüyorsun? Evet Tabii özellik, oca. oyun stili. Doğru. doğru, doğru, doğru. Süper benzetme. Ama işte onu şöyle çok güzel de bir bak. Çok güzel bir şey söyledin. Benim anlatmak istediğimi çok iyi özetleyen bir şey söyledin. Şimdi Sherlock geldi Türkiye'ye. Türkiye'nin kralı evet. oldu. Santrafor mevkiinde. Ama gitti Almanya'ya. Almanya'da o seviyeyi yakalayamadı. Almanya standardı, Bundesliga standardı daha yüksek çünkü. Şimdi Dobik de e, Ukrayna'da çok iyi, özellikle bu sezonu e, pırlanta gibi yani ışıl ışıl. Ama işte gelip Türkiye liginde bunun ne kadarını yapabilir, e, ne kadarını yapamaz, o bir soru işareti. Yani transfer zor iş arkadaşlar. Yani Morutan'ı aldık mesela? Morali bozuk çocuğun oynamıyor. Böyle bir zorluklar var. Böyle. Dolbak için de hani 8-9'dan aşağıda bırakmazlar diye tahmin ediyorum. Şimdi az önce Yiğit bir soru sormuştu. Ee, hani Muktar'a sorusu vardı ama o futbolcuyu ben takip etmiyorum arkadaşlar. Bir bilgim yok o konuza. Hani 5 milyon euro önerilmiş gibisinden bir bilgim yok. Ee, Berkay ilk kılıç demiş ki Nelson ve marka o satılırsa Cabral için uğraşmazlar mı demiş. Şimdi Nelson ve Marka için de biliyorsun Avrupa'da bazı haberler dolaşıyor. İşte Inter'in Nelson için serbest kalma maddesi 25 milyon euro ödemeye hazır olduğu. Marka için de United'ın 25 milyon euro ödemeye hazır olduğunu. Baktığımız zaman yani hemen hemen 50 milyon euro ya yakın para ediyor. E, sence satılmalı mı veya ikisinden biri satılmalı? Şimdi ben şöyle söyleyeyim. 25 milyon kime veriliyorsa satılmalı. Ben yani, buldum satacaksın abi. Ama yine tabii bozulman lazım. Yani scout iyi çalışacak. Mesela Thomas Ribeiro var. İyi bir futbolcu. Yani şimdi, yabancılar şunu yapıyor. Önce bölgeyi dolduruyor. Sonra transfer izin veriyor. Hemen hemen bu örneği ben Dört e, Köşe Futbol'da bizim kanalda vermiştim. Ama sanıyorum hiç senin programlarında söylemedim. E, Marko satılacaktı arkadaşlar. 13-14 milyon civarına satılacaktı. Ee, o sırada da bir numarada listede Salahi vardı. Galatasaray hmm. biraz tepkilerden 13 milyona marka o satılır mı işte yapılır mı bu bilmem ne biraz da o dönemki e, yönetimin şeyinden sebep hatalarından satılmadı ve o salayı gitti Fenerbahçe aldı. Zamanında 13'e satsaydın marka ayı şimdi elinde yine çok genç çok iyi bir sol stoper ve yine satabileceğin bir oyuncu olacaktı. Dolayısıyla konu şu, Sen Marcao'yu 25 verirlerse mutlaka sat satacaksın zaten. Yani 25 milyonu Galatasaray'ın reddetme lüksü yok. Ve belki de Marka bir sene sonra 40 milyona başka bir kulübe gidecek. O ayrı bir konu. Ama senden kimse 40 milyona almıyor. Futbolcu. Ya yani Sen... lig klas farkı abi şimdi lig klas evet. farkından dolayı böyle kaynak. Tabii şimdi tabii tabii. Avrupa'da mesela attığın gol, bir gol 2 iki çarpı 2 ile e, hesaplanırken Türkiye'de attığın bir golün değeri bir buçuk katı hesaplanıyor. Yani e, lig ya kalite farkı çok... var. Şimdi marka o bugün e, Marsil olsa mesela Marsil'de bu gruptan lider çıksa ve en iyi kombine seçilse UEFA Avrupa Ligi'nde şu an değeri 70-80 milyondan aşağı olmaz ama işte Aynen. lig kalite farkı. Paris Saint Germain takardı kancayı. Aynen. E, ee, i̇nanılmaz bir bonservis bedeli alırdı. Ben de senin direkt gibi Brezilyen düşünüyorum. Direkt takımına giderdi. Hiç düşünmeden direkt giderdi. <laughs> Aynen. Şimdi dolayısıyla Marka arkadaşın demin arkadaşın deminki sorusunda şöyle bir şey var. Marka Ayu ile Nerson'u satarsan Cabrera'ya gider misin? Şimdi Mark iki tane de stoper alman gerekecek bu arada. Yani Ama 50 milyon euro para gelecek. O konuşulan rakamların o konuşulan rakamların ben e, abartı olduğunu düşünüyorum. Özellikle yani neredeyse ona... ya İtalya ve İngiltere basını yazmış da. Konu şu. Yani 50 olmazdı 40 olsun. 45 olsun. Bun, bunlar güzel rakamlar. Çok. Çok. Direkt vereceksin. Takviye yapacaksın ya. Sen ligden kopmuşsun. Şimdi bak. E, tehlike ne biliyor musun abi? Galatasaray ligden koptu. Ziraatçı kupası yok. Seneye Avrupa yok büyük ihtimalle. UEFA kupasını kaldırmazsan. UEFA yok. E şimdi... Seneye Avrupa yoksa marka o. Belki Nelson olmaz ama marka o baş kaldırabilir. 25 yaşıma geldim. Avrupa'da oynamak istiyorum diyecek. Gitmek isteyecek. Kendini göstereceği bir e, platform olmadığı için değeri düşebilir. değerini bulan her futbol. Bunu kim yaptı biliyor musun bu hatayı? Beşiktaş yaptı. Vida 20-25 milyon euro teklifleri geri çevirdi Beşiktaş. Satsaydı o zaman güzel para kazanmış olacaktı. Bugün pişmanlık duyuyorlar. Niye? Çünkü vida artık değerini kaybetti. Bence abi, evet. Abi, bak sana bir şey sorayım. Kerem için bile şu anda 30 milyon euro geldi mi? Buyur kardeşim Kerem senindir. Ya, Erdal onu bu, diyorum o, yapıyor bak. Bunu, Benfica yapıyor bunu. Sen ne yapacaksın bunu? Aynı fikirdeyiz. Aynı fikirdeyiz. Sadece ben şuna katılmıyorum. Çok fazla çelişkili haberler var. Eğer sana atıyorum Nelson'a 20 milyon ya daha bu sene almadık mı biz Nelson'u? 7 milyona. Biz 20 aldık ama abi şöyle. 20 teklif veriyorlarsa hemen sat. Danimarka Mill takımının da hani 3. stoperden bahsediyorsun şimdi. Danimarka dediğin takım da son e, Avrupa Şampiyon Euro 2020'de evet 3. E, oldu değil mi? Final final mi oynadı pardon? Final miydi? Yarı final mı oynamıştı? Tam hatırlayamadım. Ben, ee, ben de kafam karıştırdı. E ee, yani şunu söylemeye çalışıyorum. Yani. Bu çocuk bu çocuğu 7'ye aldık ya. Hemen bu sene 20 milyon teklif gelse hemen veririm ben. Ben de. Marka, Aya, marka A'ya 25 milyon teklif geldi hemen veririm ama konuşulan rakamlar çelişkili bir taraf diyor ki 18 milyon marka A'ya teklif var Kerem'e bu teklif gelmiş 10 milyon yani burada ana fikir şu ee Erdal'cığım sen çok güzel fiyata bir mesela Çeremin yerine çok uygun fiyata yeni bir Kerem bulursun senin de dediğin gibi onu alırsın. Onu alır almaz kelemi 15'e satarsın. 15 mesela sana şu anda düşük geliyordur. Ama dersin ki ya benim yerine aldığım oyuncuyu da ben bir sene sonra 15'e satabileceğim. O zaman mantıklı. Ama Galatasaray yönetimlerine biraz da taraftar güvenmiyor. Yani Galatasaray yönetimi gitti Gomis'i sattı. Ben o dönem dedim ki iyi ki sattı. Adam yaşlıydı. Bon serviste kazandık şu anda keşke satılmasaydı diyorum çünkü yerine Santrafor alamadılar Fernando'yu gittiler sattılar yerine 6 numara o gün bugündür doğru dürüst 6 numara bulamadık ama bu futbolcuların yerine adam gibi bir futbolcu gelseydi kimse bugün Fernando'yu konuşmazdı e, Gomis'i konuşmazdı şu anda sesin gelmiyor Erdal pardon Fernando ha diyorum farklı bir seviye yani Fernando ayrı bir e, top seviyesi. Hani onu tartışamayız. Onun yerini doldurmaksa çok mümkün değil gibi gözüküyor. Ya onu, onun kadarını bulamazsın. Ama mesela Josef gibi bir oyuncuyu bile bulamadık kardeşim. Yani Son geçen ya. sene Beşiktaş'a gelen... Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin kapısına yatıp kalktı ama onu <laughs> Beşiktaş'a gitti. Sen de biliyorsun oldu. bunları. Yani hepimiz biliyoruz. Şimdi Josef seviyesinde bile bir e, altı numara getiremedim. Bir sene Tayland'a gittin sadece. Ya Galatasaray neler yaptı Erdal? Bir bir sene neredeyse sadece Eren'le gittik. Şampiyonlar Ligi'ne Eren'le çıktık ya. Alternatifi yoktu. Takım iyi yani biriydi o zaman. Takım iyi oynuyordu da gol abi, sıkıntı yaşadık. Hatırlıyor ya musun? Porto e deplasmanınız vardı. Porto deplasmanında Sinan Gümüş'ün Fovet'e oynadığı kaleci, e, İspanyol kaleci vardı. Mustafa Muhammed'in Denizli Spor maçındaki... Performansı gibi bir performans gösterdi. Aynen öyle. 7-8 ama... tane pozisyonu out attı. Peki e, devam edelim. E, birkaç yorum alayım. Ondan sonra da e, diğer konulara değineceğim ama mesela bir renk taşıması ısrarla İrfan Can mı Doğan Alemdar mı diye sormuş. Bence Doğan Alemdar daha iyi bir isim. Bana öyle geliyor. Bu arada Kasilyas, evet Porto'nun kalitesi. E, Sinan Gümüş'ün o kadar pozisyon kaçırdı. İki tane net gol pozisyonu vardı. Ee, bakıyorum. Birkaç yorum alacağım. Ben de yorumlara bakıyorum bu arada. Halil Can demiş ki Instagram'dan bir e, soru yazmıştım demiş. Barış Adana Demir'e kiralanma haberi doğru mu? Galatasaray Barış'ı kiralık göndermek istiyor. Fakat öncelikle o bölgeye e, takviye yapmak zorundasın. Sayı olarak azalamazsın. Evet hani gelişimin sağlanması için göndermek istiyor. E, Piyotek Sorusu var. Evet, Forvet adaylarından bir tanesi de Hertha Berlin'in futbolcusu. Polonya'da futbolcu Piotek. İyi bir isim. Galatasaray'ın gündeminde girişimler devam ediyor. Forvet'te çok fazla e, aday var. İşte Artem var, Vedat Muriç var. E, Piotek var. Çok fazla isim var ama bunun arasında e, en ciddi aday şu anda Piotek. Yani Galatasaray yakınlık anlamında ama en zor isim Artur Kavralı. Berkay İlkırıç, gerçekten realist ve doğru haber yapan tek kanalsın, kral adamsın demiş. Teşekkür ederiz. Tabii ki e, Yiğit abi de 4 Kuşa futbolda. O da yine realist yorumlar yapan bir abimiz. E, Oraya da bekleriz. Yani e, şimdi konu şu aslında. E, Yiğit abi bizler altının doldurarak gitmeye çalışıyoruz. Gündemde konuşan isimler geldi gitti geldi gitti. Demek e, ya şunu diyebilirim. Tamam olası sol bakken bitti deyip yayını kapatabilirdim. <laughs> Aynen. Yani sövüyorlar mı bana? Ne diyorlar mı? Abone mi oluyorlar? Çıkıyorlar mı? Bunlar umurunda olmayabilir ama benim için realistik önemli. Altın doldurabilmem önemli. Ya ben şimdi ne diyorum sana? Yola olası Galatasaray'a yakın ama İtalyan kulüpleri de istiyor. Galatasaray bu transferi yapması için de bir kontenjan açması lazım. Almak kolay da sen şimdi o futbolcu aldıktan sonra elindekini göndermen daha zor olur. Çünkü gidecek futbolcunun eli güçlenmiş şey olacak. Sen beni göndermek zorundasın diyecek. Ver paramı ben gideyim mesela Feguli. Şimdi bir kontenjan açman lazım. Yani bunları altını doldurarak konuşup e, seyircilerimizi, taraftarlarımızı bu şekilde bilgilendirmemiz lazım. Yoksa o gelecek, bu gelecek demekle de, olmuyor. Mesela yine orada Solbakken'den konuşmuşken şunu söyleyeyim. Yine Norveçli futbolcu Kondrantsen, Kondransen Kondransen'di galiba. Kondransen C'yi de e, ee, yine Galatasaray'ın gündeminde olan bir isim. Şimdi bir bakıyorum herkes o futbolcu Neymar yapmış. Ya futbolcu <laughs> Onye kuru, Rodriguez arası bir şey. Süperstar değil. 20 yaşında. Fizik olarak henüz tam gelişmemiş. Savunma gücü olmayan. E, Onye kuru, gel Rodriguez arası bir şey. Ama forveti besleyebilen bir isim. E, bakıyorum yani, bir anlara, şey soracağım. Olarak, futbolcu abi Neymar yapmışlar. İki tane çalımını gördükleri için. Şimdi skills videoları insanları çok yanıltır. Evet ben çok. perisi biliyorsun evet. insan çok şey bir site. Çok veri tabanı çok fazla olan bir site. Hani Güney Afrika'daki maçları bile izleyebiliyorsun orada. Oradan izliyorum. Futbolcunun pozisyon bilgisi de göz önünde bulunarak futbolcuyu böyle 3-4 maç izleme fırsatı buluyorum. Öyle yorum yapıyorum. Mesela Asun öyle yorum yaptım. Haklı çıktım Asun Çavu'da. Yani birazcık hani iyi araştırıp gelmek lazım buraya diye düşünüyorum. Ya bir de şu var yani e, şu çok kolay bir şey. Sen de öyle yapmıyorsun, e, ben de e, şey yapmıyorum. Öyle yapmıyorum dört köşe futbolda çıkan bütün isimleri alt alta yazıp her gün iki tanesini koyup işte Galatasaray'da şu futbolcu gel geldi bitti, bu futbolcu transfer edildi. Yani bunu yapmak çok kolay. Bazı taraftarlar da bunu duymak istiyorlar. Ama arkadaşlar ya bunlar kandırmaca. Bunlar biraz gazete sayfaları dolsun olsun diye yapılan haberler. Biz burada hem e, Haber 1905'te hem Dört Köşe Futbol'da kendi kanallarımızda mümkün olduğu kadar aklımıza yatan, gerçekten olma ihtimali olan e, isimleri konuşuyoruz. Yoksa yani bugün... Uydurmanın sonu yok değil mi Erdal? Yani biz tabii de ki. kimleri uydururuz. Abi Vedat Muriç Galatasaray'da bu transfer bitti haberleri çıktı yani. Hani ben yine burada ne dedim? Bittiyse o zaman niye açıklaması diyorum yani. Hani Ya şey diyorlar bir de. Yani Vedat Muriç'le Van Aanholt'un birebir takas olacağına inandı insanlar. Şimdi orada yani, orada bir fark olacak. Eğer yani olursa tabii ki Aynen yani tabii ki mutlaka hani adamlar 31 yaşındaki Van Aanoltu senin bonservissiz aldığın Van Aanoltu kendilerinin 20 küsür milyon bonservis verdiği 27 yaşındaki bir santraforla birebir değiştirmez. Mutlaka senden para ister. Yani Kesinlikle. bunu bunu düşünmek lazım. Mesela ama bunu böyle demeyenler oldu Erdal. Yani ver evet. an oldu, al Muriçi diye haber yaptılar. Ve taraftarlar da buna bir kısım taraftar da inandı tabii okuyunca. Ya işte zamanla çıkıyor onlar. <laughs> Merak etme abi. Bizim taraftalar çok zekidir. Şimdi e, orta sayı konuşmadık biz seninle de. Ondan önce şunu söylemek istiyorum. Bir renk taşımız demiş ki ismini okuyamıyorum. E, Pesci Tayfa. Pesci Tayfa 2021. Pesci Tayfa. E, Ligi Giresun Spor maçı ile başlayacak Galatasaray'da. Okan Koçuk hangi takımla lige başlayacak? Ben bir şey söyleyebilir miyim burada? Şimdi bizim sağ olsun bir federasyonumuz var. Biliyorsunuz var mı abi her yani. program bugün her şeye, program bugün zorba gücüye roze takan bir şahıs vardı Ondan ya onu ben onu ben söyleyecektim sana. O görseli de paylaşalım. Onun üstüne de bir şeyler konuşalım diye. Konusu da geldi aslında. Ya, zamanımız olursa konuşuruz. Şimdi Şu arkadaşlar o kadar rezalet bir federasyonumuz var ki artık her programda söylüyoruz. Bıktık da. Transfer dönemi ligin ilk maçından sonra başlıyor arkadaşlar. Yani siz Okan Koç'u değil dünyanın en iyi kalecisini transfer etseniz Giresun maçında oynatamazsınız. Çünkü Giresun maçı onunda oynanıyor. Yanılmıyorum değil mi Erdal? da oynanıyor. 8'inde 8'inde oynanıyor. Transfer dönemi onunda başlıyor. Ya 12'sinde mi başlıyor? Yani 10'sinde. lig ligdeki ilk hafta maçları bitiyor arkadaşlar. Transfer dönemi başlıyor. Böyle bir saçmalık var. Türkiye Futbol Federasyonu bu kadar artık rezil diyorum ben. Rezil bir federasyon. Yani futboldan bir haber bir federasyon bu. E, dolayısıyla Okan Koçuk oynarsa arkadaşın da sorusuna cevap vermiş olalım. <laughs> Tabii ki oynarsa Giresun Spor'da oynayacak. E, geri dönecekse de o maçtan sonra geri dönecek. Böyle bir saçma e, uygulama olacak. Söylediklerinin ee, altına imzama atıp çarpon yapıyorum abi. o kadar. Fazla uzatmayacağım. <laughs> <laughs> Aynen. Şimdi orta ee, orta sahada Gerson'la ilgili yine ortalık kaynıyor abi. Ya Gerson sevdasından artık vazgeçelim. Bu transfer olma ihtimali çok yüksek Gerson'un. Ama amalar var işte. Benfica bir kuruşun lafını yiyor. Bir kuruşun. Bak bu Hayatta eğer bir ticaret yapacaksan abi paraya çok değer verenden uzak duracaksın. <laughs> Çünkü o adamla pazarlık yapılmaz. Yapılmaz yani. 1 lira bir lira 1 lira aşağı düşüremez. Şimdi sen Ocak transfer yaz transfer döneminde bir duruş sergiledin değil mi? Ben 12 vermem, 10 veririm, taksit taksit giderim. 3 taksit. Benfica ne dedi? Ben 12 bin lirayı peşin istiyorum dedi. E olmadı. Şimdi aynı şey bir daha geçerli. Kulüp teknik direktör değiştirdi. Hatta Benfica'nın bir e, Fatih Terim talebi de olmuş. Rui Costa'nın hani Fatih Terim gibi bir hoca isteriz. Benfica'nın başına gibisine bir kurt hoca isteriz. Tarzı bir açıklaması olmuş. Ee, bir yeni hoca getirecek. Hoca gelmeden Gerson'u bırakmazlar. Potansiyeli bir isim. Ya artık vazgeçin ligin ikinci yarısının ilk maçı başladı. Şimdi ben sana şunu söyleyeyim. Bugün Giresun maçını yöneldim. Kaybettin. Haftaya bir maça daha çıktın Deplasman'a. Puan kaybetsin. Sonra geldin burada kazandın diyelim. Deplasman'a gittin kaybettin. 4 maçta üç maç puan kaybettin. Hani galibiyet, mağlubiyet mağlubiyet veya beraberlik fark etmez. Puan kaybettin mi kaybetsin? Zaten bir puan kaybetme tahammülün yok şu anda taraftarın. E peki ne olacak sen aldın 3 Şubat'ta Gelsor'un getirdiğini imza attırdın. Esprisi ne bunun? 3 Şubat'ta gelen Gelsor'un hiçbir esprisi olmayacak sana. Çünkü o zamana kadar Başakşehir'de, Konya'da, Fenerbahçe'de, Adana Demirspor'da, Hatay Spor'da seninle olan puan farkını açacaklar zaten. Senin amacın ilk dörde girmek. Giremiyorsun. Artık bir an önce bu transferleri bitir. Olmuyorsa gel son. Dön arkanı gel ya. Dön arkanı gel artık. Başka bir isim transfer et. Artık vazgeçin. 10 Şimdi... numara mesela. Bizim üretken bir 10 numaramız yok. Berkan'a e, Taylan ikilisi olmuyor. Bizim orta sayı iki tane isim şart bir 6 numara bir de üretken 10 numara kreatif bir 10 numara lazım bize. Hani bu isim çok fazla isim var. İsim üstünde konuşmak istemiyorum. ya. Yani o gelecek bu gelecek fark etmez. Alsınlar da kreatif bir 10 numara. Mesela Romanya'da Tanesa var. Nikola Stancu var. Bunlar çok beğeniyorum ben. Özellikle Stancu gelirse bu takım ucuk diye oturur. Ya böyle isimler lazım bize. Bize üretken isimler lazım. Topun başına ben Ömer Bayram mı? Anoltu görmek istemiyorum ya ben <laughs> takımın başında, on, duran topun başında. Evet. Omuzlara dik duran bir tane evet. futbolcu istiyorum ya. ya çok bir şey istiyorum. Yani iyi tabii çok şey istiyorsan bana de, çok şey istiyorsun mi? çelebi kapatayım ben o zaman. Erdal. Bak ben Galatasaray taraftarıyım. Kaç yaşına geldim. Artık Galatasaray korner atarken duran top kullanırken benim kriterim ne biliyor musun? İnşallah buradan kontrol yemeyiz. Yani ...golden, duran toptan biz gol atarız... ...umudum o kadar düştü ki... ...ya bir kontrasında gol yemeyelim... ...yeter diyorum. Duran topları bu kadar kötü kullanıyoruz. Bak şimdi Dovbik konuştuk. Dovbik mesela Santrafor olarak... ...duran top kullanan bir oyuncu... ...duran toptan gol atıyor. Galatasaray'da yani o kadar büyük... E, ...bazı noktalarda... ...kalite eksikleri var ki... ...eskiden mesela... ...bir fırçayın başına üç futbolcu geçerdi... Selçuk İnan geçerdi. E, efendime söyleyeyim, Snyder geçerdi. Yakınlarda oldu mu? Drogba da geçerdi, Burak da geçerdi mesela. <laughs> Bunların hepsi, bakın bu saydığım dört futbolcunun dördü de frikik atabiliyordu. E şimdi Galatasaray'da e, frikik atan oyuncu yok. Ben dolayısıyla burada mutlaka yani Galatasaray'ın kalitesinin acilen düzeltilmesi gerektiğine katılıyorum. Sana katılmadığım bir nokta var. Doğru biz ikinci yarı için e, otobüsü kaçırabiliriz. Yani e, sonu alacağız diye iyice puan kaybedip burada sana katılıyorum. Ama ya yapılan bu transferlere şöyle de bakamaz mıyız? Yani gelecek senesi de var bu işin. Galatasaray bence şu fırsatı kaybetti. Eğer biz şu anda ligde ikinci olsaydık Trabzon'la aramızda 7-8 puan olsaydı Galatasaray yangın söndürücü transferler yapardı. Ne demek istiyorum? 29-30 yaşında her attığını vuran bir santrafor. Yüksek maaşlı. Galatasaray böyle bir futbolcuyu transfer ederdi. Falcao. Ligi, ligi son, gibi. Ligi sonuna kadar kovalayalım diye. Ama artık Galatasaray'ın böyle bir acelesi yok. Çünkü senin de dediğin gibi lig gitti. Ama Jetson gibi isimler hem çok genç, sana bu seneyi kurtarsından ziyade bundan sonra da faydalı olacak diye aldığın transferler. Şimdi Jetson'u alabiliyorsan, alabilene kadar çalış. Ama önemli nokta şu, son gün ya ben Jetson'u alamadım deyip avucunu yalayıp elin boş dönme. Yani. Sana de... madem abi bu, bu kadar Jetsoncusun yaz transfer döneminde transferin son gününe bırakılmayıp oraya Diavara veya Enneni'den bir alınsaydı Galatasaray şu anda bu konumda olur muydu olmaz mıydı? Ben zaten onu söylüyorum. Galatasaray tamam, şunu Gidson, diyorum. Geleceğe yatırım abi bak geleceğe yatırım. Jetson'u kovalasın Jetson'u kovalasın alamıyorsa elinde son gün e, 40 kilo 1.70'lik Neydi o çocuğun adı? sağ <laughs> Ya Asulsah ile dönmesin. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Abi hiçbir Galatasaray son gün e, sana düşük maliyetle gelmez. İşte Sen onu anlatmaya çalışıyorum. 3 Anlat futbolcuyla görüşürsün. 3 futbolcuyla görüşürsün Erdal. Ya, ya şeyler de anlasın, bizi izleyenler de anlasın diye vurguluyorum. Bir kulüp Jackson'u çok isteyebilir. Galatasaray çok istiyor. 3 futbolcuyla görüşür hepsiyle son noktaya iyice yaklaşır bir mühlet verir transferin bitmesine 3 gün kala der ki son kararını ver kardeşim ben sen bana Jetson'u vermiyorsan başka transfer yapacağım düşmüyor mu? Gidersin öbür futbolcuyu alırsın ama son güne kadar sadece Jetson'la ilgilenip olmayınca asıl almak en hafif tabiriyle acemilik başka şeyler de söyleyebilirsin ama acemilik diyorum ben kibar olayım ama sen bana diyor sanki elneni elneniyle benim bildiğim elneniyle de görüşüldü ama maliyeti yani çok yüksek para fazla. Tamam mı abi? Maliyetinin bak. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Elnenin maliyeti neye yüksekti? E sen son gün gitmişsin adamın kapısını çalıyorsun. E, adamın maçı var diyorsun ki gel bize transfer ol. Ya kusura bakma beni istiyorsan şu şunun şurasında 6 7 saat kaldıysa o zaman istediğin parayı vereceksin sen kapıma kadar gelmişsin. Anladın mı? Yani bu işin man mantık kısmına sığmıyor yani. Bak ben sana şu iddiada bulunayım. Ya ben Sadık süreci sana. çok hatırlamıyorum Elneni konusunda. O yüzden iddialı son olamayacağım gün, son şimdi. Gün, son gün yani, Ama Elneni'nin hem çok yüksek maaş beklentisi vardı hem orada Arsenal'in de bir bonservis talebi vardı. Abi diye son gün olduğu için işte o son gün muhabbetinden dolayı sen 6 saatte neyin pazarını yapacaksın ki? Bak diyorum ki ben sana. Diavara veya Ennen ikisinden birini alsaydım veya başka bir altın numara o tabii o klasta hani Asun Çavuk demiyorum. Asun gelecekte iyi bir futbolcu olabilir ama şu an çok genç yetersiz. Diavara kalitesinde ve Ennen kalitesinde bir transfer yani Ağustos ortasına yapsaydın ve sakatlık problem yaşamasaydı abartmıyorum artı 10 puanı vardı şu anda. Bak minimum artı 10 puanı vardı. Taylan'ın, Berkan'ın yaptığı pasataları Savunma arkasından atamadığı toplar, atamadığı şutlar, çekemediği şutlar, savunmadan topu salise hızıyla çıkartamadığı süreler. Bunları üstte koyduğumuz zaman ne goller ne goller kaçırdık. Berkan'ın, Taylan'ın atamadığı ne paslar var ne paslar var abi. Bunları çıkartabilen bir isim olsaydı Galatasaray şu anda farklı seviyede olurdu. Yani e, o bir isim her şeyi çözerdi. Olmadı. Galatasaray yönetimi hata yaptı. Bizde... Aynı hataya şu anda Gerson sevdasıyla devam ediyor. Benim şahsi görüşüm Gerson e, Galatasaray forması giyebilir. Giyme ihtimali yüksek. Ama ne oldu? Hoca değişti. Şimdi aynı fikir demeyeyim. Bekleyip göreceğiz. Ama artık bu sevdadan bu açıdan vazgeçelim. Çünkü imkansa doğru gidiyor. Şimdi ee, buradan yorumlara da bakıyorum bu Bu Şimdi e, ben şöyle düşünüyorum. Zaten bir tane Jetson da değil Galatasaray'ın ihtiyacı. Yani Galatasaray'ın orta sahası bugün e, Trabzon'a bakıyorum. Beşiktaş'a bakıyorum. Fenerbahçe'ye bakıyorum. Hala en dar rotasyonu olan orta sahada oynatabileceği en az oyuncusu olan takım Galatasaray. Yani biz şöyle düşünüyoruz. <laughs> Sen de kızıyorsun bazen işte Taylan şöyle kötü, Berkan böyle kötü değil arkadaşlar. Galatasaray'ın kötü, kötü demiyorum. Kötü başka bir şey yetersiz. <laughs> yetersiz. Yani doğru. Doğru. Şunu söylemek lazım. Galatasaray ile Taylan e, Berkan oynar. Ama her maç ilk on bir oynayamaz. Galatasaray'ın problemi Galatasaray'da bu mevkilerde oynayabilecek başka oyuncu yok. Yani Fenerbahçe'de haftalarca Mesela Fenerbahçe'yi düşün. Crespo'lar, Zaytslar var. Efendime söyleyeyim İrfan Can var. Mert Hakan Yandaş var. Gustavo var. Bunlar beğenin ya da beğenmeyin. Üst düzey futbolda Zaytis dediğin adam İtalya'da oynamış. Yani bunlar üst düzey futbolda oynamış. Orta göbekte oynayabilecek. ilk çırpıda sayabileceğim 5-6 adamları var. Galatasaray'da Berkan, Çıkıldao, Taylan dışında orijinal mevkisi orta saha olan bir tek Aytaç var abi. Yani ve Aytaç da olmadı. Fatih Terim ona biraz şans verdi. Son maçlarda hatta daha çok şans veriyor. Ama Aytaç da yani dördüncü oyuncu başka da yok. Emre Kılıncı oraya devşiriyorsun. Ömer Bayram oynatıyorsun. Ama hem Avrupa hem Lig 3 bolcuyla yürümez orta sahada. Oraya Jetson gelmesi lazım artı bir kişi daha gelmesi lazım. Evet Yiğit abi bir saati devirmişiz. Bir saat üç dakika olmuş bile. Zamanın hiç farkında değiliz. Sevgili Galatasaraylılar bizi izleyen herkese çok teşekkür ederiz. Saatimizi aşmışız bile. Lütfen çıkmadan önce güzel bir like bırakırsanız çok ama çok seviniriz. Ve aynı zamanda bizlere abone olmayı da unutmayınız. Şu anda yaklaşık 600 kişi hem Futbol Scout hem de Haber 1905 kanalı aynı anda izliyor. Çok ama çok teşekkürler. Bizlere abone olmayı unutmayınız. Yiğit abinin dört futbol kanalı açıklama kısmında arkadaşlar. Oraya da hepinizi bekliyoruz. Çok değerli iki tane renk taşımız ve abimiz oradan da çok güzel yayınlar yapıyor. Dört köşe futbol her gün olduğu gibi yine açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Ağzına yüreğine sağlık Yiğit abi. Teşekkür ederim. Ee, her zamanki gibi burada olmak büyük mutluluk. Bizi izleyen herkese de teşekkür ediyorum. Lütfen bizi yayınlarımızda like'sız bırakmayın. Ee, görüşmek üzere.